normalleşme çok önemli yüz binlerce aile normalleşmeyle ilgili müjdeleri bekliyor. Hakan Bacaksız Ankara'da hazır. Bu konuyla ilgili ayrıntılar hakkında sizlere ve bizlere bilgi verecek Hakan Bacaksız Günaydın yayınımıza hoş geldi. Seni dinleyelim. Günaydın Erkan Tan. Evet Türkiye 1 Mart'tan itibaren kademeli olarak kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor Erkan Tan. Bunun için en temel parametre ise il ve ilçelerdeki vaka sayılarıyla elbette ki açılanan hasta sayısı olacak. Ve bunun itibariyle 1 Mart tarihinde başlayacak normalleşme ile birlikte İlkokullarla 8 ve 12. sınıflar haftadaki gün biliyorsunuz yüz yüze eğitime başlayacaklar. Yine ayrıca Mesleki ve Teknik Anadolu çok programlı liseler, güzel sanatlar liseleri ve yine spor liselerinde uygulamalı eğitimler artık yüz yüze verilmeye başlanacak 1 Mart'tan itibaren. Bu da önemli notlardan biri. Eğitimin başlamasının ardından 1 Mart itibariyle kafe ve restoranların da belli ölçütlerde açılması gündeme gelecek. Bunun için il ve ilçelerdeki Baka sayılarına göre il ve ilçeler düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli gruplar halinde dörde ayrılacaklar. Normalleşme uygun görülen şehirler hasta ve baka sayıları yine yoğun bakım ünitesi sayısına göre tabloya ayrılacak ve bununla beraber bu şehirlerdeki durumda 4 ve 17 günlük 14 günlük periyotlar halinde takip edilecek. Tablosu uygun görülen il ve ilçelerde hafta sonu kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. En önemli noktalardan biri de bu. Yine 100 bin nüfusta 50 ve üstü bakan çıkan şehirlerde artık kısıtlamalar ne yazık ki devam edecek. Ancak Ankara, İstanbul ve İzmir gibi nüfus oranı yüksek olan şehirlerde bu durum konusunda biraz daha esnek davranılacak. Uzmanlar Mart ayında aşılama sayısını zartmasıyla beraber normalleşme gittikçe yavaş yavaş gidileceği konusunda hem fikir diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Erkan Tan.